merkezleri bir nevi yabancı şirketlerin Türkiye'de işte ticaret yapmadan, mal satışında bulunmadan faaliyette bulunmalarını sağlayan merkezler. Burada bunların Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden kurulmaları, tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam ve darp hedefi tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması şartıyla bu firmalar kurumlar vergisinden muaf olacaklar. Aynı şekilde burada çalışanların ücretleri de ücretin yurt dışından ödeniyor ve dürüst olarak ödeniyor olması şartıyla yine gelir vergisinden istisna olacak. Kurumlar vergisi kanunun 5B maddesinde yer alan patent ve faydalı model buluşlarındaki istisna konusunda da yine düzenleme yapıldı. Burada önemli düzenlemelerden bir tanesi daha önceki uygulamada istisnadan faydalanmadan önce Maliye Bakanlığı tarafından bir inceleme yaptırılarak değerleme raporu yazdırılması gerekiyordu. O raporun yazdırılma şartından vazgeçtiler. Evet, bunlar 11 numaralı kurumlar vergisi tekniğinde yapılan düzenlemelerdi. 6770 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler var. Yine kurumlar vergisi kanununda yer alan düzenlemeler. Bunlardan bir tanesi kanun 32. maddesinde eklenen bir fıkra ile KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasına imkan veren bir düzenleme. Burada kanunun 19. maddesi kapsamında birleşen sanayi sicil vergisine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münasıran üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançları ile bu kapsama bu dönem dahil olmak üzere 3 hesap döneminde münasıran üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançları uygulamak üzere kurumlar vergisi oranı %75'e kadar indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu'na yetki veriyor. Yani imalatçı olan, sanayi sicil vergisi olan KOBİ'ler birleşmeleri halinde 3 yıl süreyle kurumlar vergisini indirimli olarak ödeyebilecekler. KOBİ'nin tanımı yer alıyor tebliğde. İşte 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya dönem sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamında ki herhangi biri 40 milyon lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul ediliyor. İndirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi için birleşmenin 19. madde kapsamında olması gerekiyor. Birleşen kurumların her ikisinin de KOBİ niteliğinde olması gerekiyor. Birleşmeden sonra KOBİ niteliğini kaybetmesi bunların indirimli kurumlar vergisi uygulamasına engel değil. Üçüncü olarak da birleşen kurumların devir tarihi itibariyle sanayi sicil belgesine ait ve fiilen üretim faaliyetinde iştigal eden kurumlardan olması gerekiyor. Yani sadece sanayi sicil belgesine haiz olması yetmiyor. Fiilen de üretim faaliyetiyle iştigal etmiş olmak gerekiyor. Burada önemli olan husus her iki işletmenin de üretim faaliyetinde sanayi sicil belgesine haiz olması ve üretim faaliyetinde bulunuyor olması gerekiyor. İndirimli kurumlar vergisi münasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak. Yani işletmelerin başka faaliyetlerden elde ettiği kazançları varsa onlar indirimli kurumlar vergisinden faydalanmaları söz konusu olmayacak. Devir tarihinden sonra devir tarihi itibariyle faaliyette bulunan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerine başlanılması halinde de yine indirimli orandan faydalanabilecek. Yani devir olunduğu tarihte X işini yapıp daha sonra Y işine dönmüş olsanız bile üretim işinde olmak şartıyla indirimli kurumlar vergisinden faydalanabileceksiniz. Şimdi bunlar kurumlar vergisine ilişkin, gelir vergisi kurumlar vergisine ilişkin düzenlemelerden önemli diye gördüğümüz, tabii ki hepsi değil, içinde çok fazla düzenlemeler var ama bir kısmı çok bana göre önemli olmadığı için burada yer almadı. Ama son dönemde düzenlemelerin yapıldığı esas sağ katma değer vergisi mevzuatına ilişkin düzenlemeler. Burada hem kanunla, hem tebliğle, hem de Bakanlar Kurulu kararıyla ciddi değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Bunlardan bir tanesi gübre, gübre ham maddesi ve yem teslimlerinde istisna uygulaması. Burada 2016 yılı içinde aslında bu malların teslimlerinde farklı rejimler söz konusu oldu. Önce bunlar indirimli oranları değiştirdi. %1 vergi oranı tabi mal ve hizmetler arasına alındı.
Sonra kanuna eklenen bir maddeyle vergiden istisna edildi. Son yapılan düzenlemeyle de yine kanunda bunlar indirimli oran uygulayıp bakanlık kurulu kararıyla indirimli oran bulunacak mallar arasından çıkartıldı. Yani vergiye tabi teslim edilmesi durumunda. Şimdi gübre teslimlerinde, gübre ve ambalaj simyak teslimlerinde istisna uygulaması konusunda tebliğde detaylı açıklama var. Onlara ben ayrıntılı girmek istemiyorum ama yine özellikle gördüğüm bir konu var. Bugüne kadar Maliye Bakanlığı'nın hiç yapmadığı bir uygulama. Vergi sistematiğine de aykırı, ters, yasal düzenlemelere de ters bir uygulama. Müteselsiz sorumluluk başlığı adı altında yapılmış bir düzenleme. Yani gübre ambalajı ve yem teslimlerinde istisna uygulamasında. Bunlar tam istisna kapsamında olduğu için bu istisnayı yapanlar iadede, yüklendikleri vergileri iadede alabiliyorlar. Burada müteselsiz sorumluluk bölümünde bu kanun 13. maddesinde yer alan diğer istisnalarda olduğu gibi genel şartları söylüyor. Yani satıcılar istisna uygulayabilmek için kendilerine alıcı tarafından belgenin verilmesini isteyecekler. İstisna belgesini, o belgeyi alıp ona göre istisna uygulayacaklar. Bu belgeyi alıp da istisna uygulamışlarsa satıcılar herhangi bir sorumluluğu yok. Ama belge olmadan istisna uygulamışlarsa satıcılar da sorumlu. Ondan sonra gübre ve gübre ham maddesi teslim edenlere ilişkin bir özel düzenleme var burada. Diyor ki, istisna kapsamında temin edilen veya istisna kapsamında temin edilen ham maddeyle üretilen gübrelerin KDV hesaplanarak teslimi halinde ham madde veya gübrenin temininde ödenmeyen KDV satışı gerçekleştiren mükellef tarafından teslimin yapıldığı döneme ilişkin iki nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir diyor. Yani siz gübre ve gübre ham maddesini KDV hesaplayarak satarsanız diyor, o zaman bunları üretirken veya satmalarken ödemediğiniz KDV'yi ben sizden alırım. Gibi bir düzenleme. Yani tebliğle vergi yükümlülüğü koyan bir düzenleme. Maliye Bakanlığı'nın zaman zaman maalesef yaptığı bir düzenleme. Yasal hiçbir dayanağı olmayan bir düzenleme ama tebliğe bunu koydular. Enteresan. Yani bugüne kadar örneği de olmayan bir düzenleme olması açısından dikkatinize sunmak isterim. Büyük ve stratejik yatırımlardaki istisna uygulaması konusunda kanunda bir değişiklik yapıldı ama uygulama henüz başlamadı. Orada da daha önce 500 milyon lirayı aşan büyük ve stratejik yatırımlarda bir istisna uygulaması söz konusuydu. Kanunda yapılan değişiklikle stratejik kelimesini çıkarttılar. Yani yapılan yatırımın stratejik olması gerekmiyor, büyük yatırım olması yeterli. Büyük yatırım limitinde daha önce 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar olarak görüyordu. Burada Bakanlar Kurulu'na bir yetki vererek 50 milyon ve üzerindeki yatırımları da bu kapsamda değerlendirmesi söz konusu olabilecek. Bakanlar Kurulu henüz bu yetkiyi kullanmış değil. 6728 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden bir tanesi takvil faizlerinde KDV uygulaması düzenlemesi. Peki diyeceksiniz ki daha önce takvil faizleri KDV'ye tabi miydi veya değil miydi? Yani bu katma değer vergisi kanunu yürürlüğe girdiği tarihten beri tartışılan bir konu ama hep kapalı kapılar ardında tartışılan bir konuydu. Resmi olarak hiç tartışılmıyordu. Aslında takvil faizi veya mevduat faizi aynı kapsamda bir finansman hizmeti olarak ticari işletmeler tarafından yapıldığı zaman KDV tabi olması gereken konularda ama bugüne kadar gündeme gelmemişti. 6128 sayılı kanunla katma değer vergisi kanununun 17.4G maddesine bir ibare eklediler. Ve burada elde edilen faiz gelirleriyle sınırlı olmak üzere takvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri de vergiden istisnadır denildi. Gerekçesinde zaten bu böyle ki biz bunu açıklık getirdik dediler ama uygulama anlamına baktığımızda eski uygulamalara dahil olmak üzere, eskiden ihraç edilmiş takvillere dahil olmak üzere artık şirketler tarafından ihraç edilen takviller nedeniyle ödenen faizler için elde edilen faizler için herhangi bir KDV ödenmesi söz konusu olmayacak. Taşınmaz ve iştiraksız satışında kanun 17.4R maddesinde yer alan istisna konusunda bir düzenleme yaptılar. Burada 2 yıl elde tutma süresi vardı biliyorsunuz. O 2 yıl elde tutma süresine ilişkin olarak eğer varlık veya kıymetler kanunun 17.4
U bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine veya Y bendi kapsamında finansal kiralama şirketlerine geri alınma şartıyla satılmış ve sonradan geri alınmışsa bunların daha sonra satılması durumunda 2 yıllık sürenin bu varlıkların, bu taşınmazların finansal kiralama şirketinden veya varlık kiralama şirketinden satın aldığı tarihten değil, ilk kısa tarihinden itibaren başlayacağını öngören bir düzenleme. Yani orada daha önce yapılmış düzenlemede sıkıntı yaratan, tartışılan bir konuya açıklık getirmiş oldular böylece. Sat, kirala, geri alıp işlemlerine yönelik uygulamada yine 10 yönelik düzenlemeler yapıldı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda. Burada yapılan düzenlemelerden bir tanesi daha önce mevcut olmayan indirim hakkının geçmişte indirim konusu yapmış olan vergilerin düzeltilmesine gerek olmadığı ama satış tarihi itibariyle indirilemeyen vergiler varsa onların indirimden çıkartılarak gider yazılmasına yönelik bir düzenleme getirdiler. Onun dışında sadece finansal kiralama şirketlerine değil, 6.363 sayılı kanunda yer alan aynı kurumlar vergisi kanunundaki düzenlemeye paralel olarak katılım bankaları, yatırım ve kalkınma bankalarına yapılan işlemlerde de istisna uygulaması söz konusu olacak. Ayrıca daha önceki düzenlemede kimden farklı olarak sadece taşınmazlar değil, finansal kiralamaya konu olan her türlü taşınır ve taşınmazlar içinde bu istisnanın uygulanması söz konusu olabilecek. Tebliğde yapılan açıklamaya göre bu yeni durum kanunun yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2016 tarihinden sonra yapılan sözleşmeler için geçerli olabilecek. Yine katma değer vergisi kanununda yapılan 30. maddede 6.728 sayılı kanunla yapılan önemli bir düzenleme, ithalat işlemlerindeki transfer fiyatlandırmaları nedeniyle ortaya çıkan örtülü katkı dağıtımına isabet eden bir vergi varsa bu vergilerin ödenen KDV'lerin düzeltilmesine gerek olmadığı şeklinde yani kanun 30 değer maddesinin istisnası olarak yer aldı. Yani burada da diyor ki siz ithalat işlemini yaptınız. İthalat işleminde 100 liraya aldığınız bir malın gerçekte yapılan ceza sonucunda emsal bedelinin 80 lira olduğu tespit edildi. Dolayısıyla 20 lira örtülü kazanç, transfer fiyatlandırmasıyla örtülü kazanç dağıtmış oluyorsunuz deniliyordu. Ve o 20 liraya isabet eden KDV'nin de kanunun 30'a değer maddesi uyarınca indirimi yapılmaktadır.